Hepinize selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz Brawl Stars hediyesini açacağız. Bu paketi açacağız. Bakalım, yani normalde bir okul çantası ama içerisinde neler var onlara bakacağız sizlerle birlikte. Tabii ki bu güzel hediye için hem Gameify'a hem de Supercell'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu video içerisinde arkadaşlar bazı sorularımız var. Biliyorsunuz ki Brawl Talk'umuz yapıldı. Brawl Stars'la ilgili haberler var. Örneğin voleybol ve basketbol modu var. Bilmiyorum özlediniz mi özlemediniz mi ama bununla alakalı geri gelecek mi gelmeyecek mi diye Dani'ye bir soru var arkadaşlar. Onun cevabına bakacağız. Aynı zamanda arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki kulüplerle alakalı bir değişiklikten bahsedilmişti. Şimdi bu değişiklik bu güncellemede mi olacak, başka güncellemelerde mi olacak? Arkadaşlarımızdan birisi Dani'ye bunu sordu ve bununla alakalı Dani aslında ne zaman olacağıyla alakalı net bir tarih vermese de ne zaman olacağını cevabıyla belirtmiş oldu. Onlara da bakacağız. Tabii öncelikli olarak hemen bu güzel çantamıza bir bakalım. Üzerinde bir Brawl Stars. Burada Supercell logoları falan var arkadaşlar. Burada ne var? Dünya şampiyonalarıyla alakalı bir şeyler var. Kupa var. Mesela o kupayı kim çaldı'daki dünya şampiyonası kupası var ya. O var arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle bir açmak istiyorum. Bakalım, şöyle bir çantamızı açalım. Çantamızın içerisinden önce güzel bir Brawl Stars şapkası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Brawl Stars yazıyor ve burada da Brawl Stars'ın logosu var. Gerçekten şapkamız güzel ve hemen şöyle bir takalım arkadaşlar. Evet. Yakıştı mı bilmiyorum ama evet bence gayet güzel. Yani tam bir Brawl Stars. İstediğim bir şeydi zaten. Evet, gördüğünüz gibi başka ne var? Oo, bir tane not defteri var. Tam böyle güzel bir okul çantası var. Evet, not defteri ama arkasında gördüğünüz gibi Sprout'un bulunduğu ve Brawl Stars yazanlı bir defter var. Sayfaları boş arkadaşlar. Yani özellikle çok fazla not alıyoruz. Yani araştırma falan yaptığımız zaman çok fazla not alıyoruz da. Bu arada böyle şapka yamuk mu durdu, güzel mi durdu bilmiyorum. Artık yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoda sizden güzel bir like bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü birazdan sizlerle birlikte topluluk yöneticimiz Dani'ye giden cevaplara da bakacağız arkadaşlar. Yani şu not defteri gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle şöyle ipi de var gördüğünüz gibi. Ben sürekli olarak not alıyorum arkadaşlar videolardan önce falan. Gerçekten güzel oldu. Tam bir Brawl Stars için araştırmalar yapıyoruz. Gizemler, detaylar için notları alıyoruz. Çok güzel bir şey oldu bu. Ayrıca biliyorsunuz ki bir de biz kupa kasmaya başladık arkadaşlar. 35.000 kupa ilk hedefimiz. 35.000 kupadan sonra durmak yok. Devam edeceğiz sürekli olarak ama ilk hedefimiz 35.000 kupa. Bir de yeni karakterimiz, efsanevi karakterimiz gelecek. Ne zaman gelecek tabii ki bilmiyoruz ama artık onu da heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Çantada burada başka bir şey yok ama çantanın bir de şöyle ön gözü var arkadaşlar. Bakalım ön gözünde neler var. Hemen burayı da biz sizlerle açalım. Burada yine bir fermuar var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama fermuarı da açalım. Evet, burada da iki tane hediyemiz daha var. Mesela bu ne? Bu Brawl Stars rozeti arkadaşlar. Logosu böyle, bunu yakamıza takabiliyoruz. İstediğimiz yere şöyle gömleğimize, ceketimizin yakasına takabiliyoruz. Gerçekten güzel ve inanılmaz yani. Çok hoşuma giden bir şey oldu bu. Bunu böyle videolarda falan şöyle taksak güzel olur mu? Veya arka tarafa şöyle bir yere koysak gayet güzel olabilir. Bir tane daha bir şey var arkadaşlar bunun içerisinde ayrıca. Bakıyorum şöyle. Bu ne acaba? Bunu anlayamadım. Burada da bazı görüyoruz arkadaşlar. Baz var burada da ama ne bu? Hemen açıyorum şöyle sizlerle beraber poşeti. Bu ne acaba? Bunun abi bak burada bak şöyle bir şey. Şöyle baz var burada ama şimdi bunun arkası dönüyor. Aa, bu yapıştırma arkadaşlar. Bak burası dönüyor da dönüyor ama nasıl oluyor bu anlamadım. Hareket mi ediyor bu? Şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu çözemedim ama çözeriz diye düşünüyorum. Bu da evet şuradaki yapıştırmayı kaldırdığımız zaman şuraya bir yere yapıştırabiliriz. Bas gerçekten yine oyuna yeni gelen, yani çok yeni olmasa da yine yeni gelen savaşçılarımızdan birisi. Baz gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Yani yeni gelen savaşçı aslında, çok yeni de değil yani, geçen sezon geldi değil mi? Evet, bazımız da burada arkadaşlar. Bu güzel hediye için, nazik düşünceler için hem Gameify'a hem de Supercell'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz. Bu arada şapkamız da gerçekten çok güzel oldu. Şimdi sizlerle birlikte topluluk yöneticimiz Dani'ye gelen o iki tane önemli soruya bakalım arkadaşlar. Çünkü kulüpler gerçekten herkesin çok merak ettiği bir soru. Onun dışında voleybol ve basketbol. Yani unutuldu mu bunlar bilmiyorum. Aranızda hala bu modlar gelsin diyenler var mı? Özellikle voleybol modu benim için çok güzel bir moddu arkadaşlar. Sürekli oynadığım bir moddu. Bakalım gelecek mi? Dani ne demiş? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, topluluk yöneticimiz Dani'ye gelen ilk soruyla başlıyoruz. Bu soru voleybol ve basketbol oyun moduyla alakalıydı. Aranızda muhtemelen bu oyun modlarının geri gelmesini isteyen vardır. Yani isteyenler vardır. Şimdi özellikle voleybol modu mu, basketbol modu mu aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hangisini daha çok seviyordunuz? Tabii ki yorumlar kısmına gitmişken de videoyu buraya kadar izlediyseniz muhtemelen bir tane like atmışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim en sevdiğim modlardan birisiydi voleybol modu. Gerçekten inan, özellikle Mortis'te çok fazla kupa kastım voleybol modunda. Arkadaşımız Dani'ye diyor ki voleybol ve basketbol modundan ne haber Dani şeklinde. Yani bunlarla alakalı gelecekler mi? Yani en azından hani bazen bakıyorlar mesela hesaplaşma artıda olduğu gibi bu da inceleniyor. Mesela hangi hesaplaşma modu daha çok oynanıyor? Hesaplaşma artı mı? Normal hesaplaşma mı? Voleybol ve basketbol modu da muhtemelen incelenmiştir ama Dani'nin bu konu hakkında cevabı henüz bir karar vermedik. Üzgünüz, verileri kontrol etmek için zaman yok. Yani verilere bakamadık diyor. Verileri kontrol edecek zaman yok diyor. Çünkü gerçekten bu ay biliyorsunuz ki ikinci Brawl Talk'umuzu aldık. Yani son Brawl Talk, eşin geldiği Brawl Talk'tan sonra yakın bir zamanda da Meg'in duyurulduğu, yeni efsanevi karakterimiz Meg'in duyurulduğu bir Brawl Talk aldık. Ekip şu an yoğun olduğu belli. O yüzden bu modlarla alakalı bir verileri inceleyemedik ama muhtemelen de incelenir, gelir gelmez bilmiyoruz. Tabii ki sevilip sevilmediğine de bağlı ilerleyen zamanlarda gelip gelmeyeceği. Mesela Knockout modu çok sevildi. Knockout modu şu an hala oyunda. Herkes tekrar oynuyor. Çünkü sevilen bir moddu. Voleybol ve basketbol modundaki veriler de incelendikten sonra muhtemelen sevildiyse geri gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bir soru kulüplerle alakalı. Son Brawl Talk, yani son 2 Brawl Talk'ta da biliyorsunuz ki kulüplerin sayısının 100'den 30 üyeye düşürüleceği söylenmişti. Bununla alakalı çalışmaların hala devam ettiği son Brawl Talk'ta bizlere tekrar açıklanmıştı. Şimdi bir arkadaşımız da Dani'ye diyor ki Dani 30 üye değişikliği bu güncellemeden bulacak. Yani biliyorsunuz ki efsanevi karakter gelecek. O efsanevi karakter geldiği an mı gelecek? Yani önümüzdeki güncellemeyle beraber mi gelecek yoksa diğer güncellemelerde mi olacak? Çünkü son Brawl Talk'ta bu çok net değildi. Yani bunun net bir tarihi var mı şeklinde sorduğunda Dani aslında net bir cevap vermiş. Yani ne zaman olacağı konusunda cevap vermiş. Baktığımız zaman burada arkadaşımızın sorusuna Dani bu güncellemede değil, yani Meg'in geleceği güncellemede değil ama Ekim ayında olacak şeklinde. Yani dediğim gibi bu sezon Ekim ayında bitecek arkadaşlar. Ekim ayında da yeni gelecek olan sezonla beraber kulüplerle alakalı bu değişiklikleri de duyuracaklardır diye düşünüyorum. Yani kulüplerle alakalı neler olabilecek gerçekten heyecanlı bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Onun dışında güncellememiz ne zaman gelebilir? Yani ara Brawl Talk'lara bakıyoruz ama uzun bir süredir de aslında 2 sezondur da bir ara Brawl Talk almadık. Yani sezon Brawl Talk'ları tahmini şöyle oluyordu arkadaşlar. Yani yeni güncelleme ne zaman gelebilir diye düşündüğümüz zaman, yani örneğin normal şartlarda sezon Brawl Talk'larından sonra Brawl Talk'u alıyoruz. Bir gün bir dinlenme oluyor. Ondan sonra 2 gün 3 gün artık duruma göre sneak peek'ler geliyor. Sneak peek'ler bittikten sonra da güncellememiz geliyor. Artık bunda Brawl Talk'tan hemen sonra ertesi gün bir sneak peek aldık arkadaşlar. Yani henüz daha Meg'in oynanışını falan gösterirler mi göstermezler mi çok emin değilim ama muhtemelen gösterirler diye düşünüyorum. Artık ne zaman olur bilmiyorum ama ben en azından bugün günlerden ne abi şöyle bir bakayım. Pazartesi günü, yani bu cumaya kadar gelir diye düşünüyorum. Yani hafta sonu girmeden bence yeni güncellemeyi alırız diye düşünüyorum. Fakat daha sezonumuzun bitmesine de var. Yani tam sezonu ortalamış da değiliz. Artık burada nasıl bir yol izleyecekler o konuda da net bir tarih kimse veremez tabii ki ama ben en azından diğer Brawl Talk'larla bu Brawl Talk'u kıyasladığımıza göre de en azından cumaya kadar, belki cumaya bile kalmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu benim kendi düşüncemdir. Yani önümüzdeki hafta gelirse de bir şey diyemeyiz. Çünkü Stu'nun Brawl Talk'unu biliyorsunuz ki Stu'nun Brawl Talk'u da bir ara Brawl Talk'tu. Ama güncelleme ertelenmişti arkadaşlar. Çünkü orada bir Power League durumu vardı. Güncelleme bir hafta ileriye ertelenmişti. O yüzden net bir tarih kimse veremeyecek ama heyecanlı bir şekilde artık o güncelleme mesajını bekliyoruz arkadaşlar. O Brawl Stars resmi hesaplarından gelen o önemli bildirimi bekliyoruz artık biz de sizler gibi. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.